Merhabalar. Sizlerle birlikte gemi yapacağım bugün. Maket gemi yapacağım. Ölçülerim bu şekilde. Şöyle yakın yakın göstereyim. Şöyle. Evet, bu kavağı üzerine çizdim. Bunlar ikişer tane. Bundan da iki tane, diğerleri bir tane olmak üzere. Şimdi bunları yapıştırıyorum. Öncelikle şöyle bir şeklimiz var. Bunu geminin ayak kısmına koyacağız. Dik durabilmesi için kalın bir kartona çizip keseceğim. Dört tane çıkarttım. İki iki yapıştıracağım. Thank you.
alt kısımdan bir parça daha kesiyorum. Daha sağlam olması için, daha top gözükmesi için öyle söyleyeyim. Parçamı kestim. Sıcak silikonumla şu şekilde yapıştırıyorum.
tam yapıştırmadım. Şu şekilde yapıştırdım. Şöyle 14'e yarım daire şeklinde iki parçam var. Bir de 11 yarım daire şeklinde iki tane parçam var. Şimdi bunları da gemimizin içine oturabilmesi için şu kenarlarını biraz üçgenimsi yaptım. Bu şekilde yapıştıracağım. İskeleti ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Sıra geldi güverteyi çizmeye. Gemimi ters çevirdim. Evet, ters çevirdim. Şu şekilde kaba bir ölçü alıp çıkarttım ve bunu keseceğim.
geldi. Artık gemimizi boyamaya. Öncelikle beyaz renkle boyuyoruz. Neden beyaz renkle önce boyuyoruz? Astar boyasıdır beyaz renk. Üstüne sürülecek rengi daha güzel gösterir diye. Beyazla boyayacağız. Boyadım. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında şöyle bir demiştim ya, ayak yaptım. Onları da tahtayla, şöyle iki tahtayla birleştirdim. Şimdi gemimi şu şekilde yapıştırıp şöyle kaplama malzemesi denilen bir malzeme var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Çok esnek bir malzeme. Bununla gemimizin kusurlu olan taraflarını, görmek istemediğimiz taraflarını kapatacağız. Hem de süslemiş olacağız.
aile şekli ortaya çıkmaya başladı. 3 tane sütunu var, direği var. Ortadaki direk 57, yanlardaki de 46 santim. Şöyle yaklaşayım. Şunun boyu 13. Şunun boyu 8,5. Bu da 6 santim. Şu uzunluğu da 32,5 santim. Şu kısımlarını da yine yuvarlak yapıştırdım. Bir malzemeden yaptım. Sırada 1,5 santim kestiğim, gene tahtadan kestiğim korkuluklarım var. Bunları bu şekilde yapıştırıp geliyorum. Şöyle korkuluklarımı da taktım. Zincirlerim var çeşitli. Bunları böyle ikisinin arasına yapıştırıp zincirlerini yapıştırdım. Direkleri sabitleyeceğim. Bunun için toplu iğnem var. Şöyle şu şekilde. Bunları şu şekilde taktım. Gerekirse bunları boyarım. Aynı şekilde öbür tarafını da yapacağım. Direkleri sabitleyeceğim. Ulaştırmaya şuradan başladım. Şöyle doluya doluya geldim. Geri döneceğim. Bu sefer bir gelişte bunu, öbür gelişte de bunu bağlayacağım. Komple sağlamlaşmış olacak. Direklerimizi de kuvvetlendirdik. Şu şekilde. İğnelerle takarak. Evet. Gemimizin son şekli bu. Bunları da direklere asacağım. Ölçülerini vereyim. 12'ye 50, şu 12,5'a 37, bu da 9,5'a 41. Hadi bunları yapıştırıp gelelim. Burada bir malzemem var. Bunları şöyle yuvarlak keserek şöyle. Yapıştırıyorum. Şu camlarını o şekilde oluşturuyorum. Sizin elinizde böyle bir malzeme yoksa hamurdan da çalışabilirsiniz. Son şeffaf parlak vernik kullanıyorum ben. Hem boyasını rengini koruyor hem de sağlam oluyor. Evet, gemimiz bitti. Şu şekilde gösteriyorum. Bunu dilerseniz medikal çubuklarla da yapabilirsiniz. Kahve karıştırıcı çubuklarla da üzerine kaplayabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolaylıklar diliyorum.